yanına medya planlama, programatik data gibi farklı şapkalarda ekleyerek bugüne geldim diyebilirim aslında. Peki, çok teşekkürler. Arkadaşlar bu arada soru sormak isteyenler varsa çekinmeden Layın Bey'e sorularını iletebilirler. Şu an herhangi bir sorusu olan yok galiba. Ben devam edeceğim. Peki bu alanı seçmenizde size öncülük sağlayan neden dijital pazarlama, neden programatik reklamcılık, nasıl gelişti bu süreç? Neden böyle bir yol Ya izlediniz? aslında şöyle, üniversite zamanlarında başladı. Üniversitedeyken sınıf arkadaşlarımla beraber freelance olarak çalışmaya başlamıştık. Ben bilgisayar mühendisliği okudum. İşte web sitesi yapımı, afiş tasarımı vesaire gibi işler yapmaya başlamıştık. O süreçte AdWords reklamcılığıyla ilgili talepler gelmeye başladı. Hani benim de açıkçası tabii o zamana kadar hiçbir fikrim yoktu ki. Türkiye'de de o işin başlangıcı yanlış hatırlamıyorsam 2008 civarı olması lazım. Hani nedir ne değildir diye araştırmaya başlarken ve bir iki freelance iş yapmaya başladıktan sonra hoşuma gitmeye başladı. Yani çünkü yaptığınız iş, bu arada yaptığımız iş tamamen rakamlar üzerine. Yani işimiz tamamen sayısal diyebilirim. Ve bu hani analizler, yaptığımız analitik işler hoşuma gittikçe de bu tarafa yönelmek istediğimin farkına vardım. Tamamen okuduğum bölümünden farklı olarak dijital pazarlama ilgi çekmeye başladı. Ve 2010 yılında Havas'ın bir ajansında başladım. İlk iş tecrübem olmuştu. Dediğim gibi orada Google ve Facebook reklamcılığı üzerine operasyonla tabii ki başlamıştım. Bu işi yaptıkça da aslında daha fazla sevdiğimi öğrendim. Çünkü biraz da yaptığımız işi gerçekten sevmemiz gerekiyor. Çünkü yani bütçelerin yönetimi tamamen sizin elinizde, maliyetleri tamamen sizin elinizde. Yanlış yapacağınız bir ROI hesabının geri dönüşünü siz vermek zorundasınız. Hani biraz bunun da stresli var. Fakat hani bu yapı, bu dinamizm hoşuma gittiği için hani işe başladıktan sonra da doğru karar verdiğimin aslında farkına vardım. Hani biraz yap, dene, gör bir süreç oldu. Zaman içerisinde evet hani tek bir şeyde uzmanlaşmak kesinlikle önemli ama bunun yanına %60, %70 oranında farklı uzmanlıklar da koyabilmeniz gerekiyor ki hani sektörde kendinize bir yer edinebilin ya da hedeflediğiniz pozisyonlara ulaşabilin. Bunun yanına o dönemde işte medya planlama eklenmeye başladı. Farklı ajanslarda yine müşteri yönetimi planlaması, dijital pazarlama stratejilerinde de görevler aldım. Ama günün sonunda yapılan işe baktığınızda yani bu işi biraz da Türkiye'den çok yurt dışından takip etmeniz gerekiyor. Çünkü oranın dinamikleri daha fazla, teknolojik yatırımlar daha fazla. Bunun da nedeni biraz bizim pazar dinamiklerimiz ve markaların kendi ihtiyaçları bizi aslında geride tutan bir süreç. İşin o tarafına baktığınızda da aslında çok farklı bir yere gittiğini görüyorsunuz. Yani standart operasyon yapmaktan ziyade klasik medya planlamanın değiştiği, müşteri stratejilerinin farklılaştığı bir noktaya doğru gidiyor. Bu noktada da programatik ve data benim ilgimi çeken kısım oldu. Çünkü yine o tarafta da hani farklı farklı görevler bulabilirsiniz. Çünkü bunun sadece ajans tarafı yok yaptığımız işin. Mecra tarafı var, marka tarafı var ve ajans tarafı var. Üç ayaklı bir süreç. Bu her üç tarafta da farklı teknoloji ihtiyaçları doğduğunu veya doğabileceğini görebiliyorsunuz. Benim de tercihim yine ajans tarafında programatik ve data anlamında yönelmek oldu. Çünkü bu tarafa daha çok Türkiye olarak en azından yol kat etmemiz gerektiği net bir şekilde yurt dışıyla Evet. özellikle İngiltere ve Amerika ile kıyasladığımızda görülüyor. Hani bu sebeplerin sonucunda da hani hepsini ele aldığımızda bu noktada kariyerime devam etme kararı aldım. Peki, çok teşekkürler. Arkadaşlar, sorusu olan var mı? Çetede dilediğiniz şekilde sorunuzu yazabilirsiniz. Ben buradan kontrol ediyorum. Şu anlık yok. Ben bir şey merak ediyorum. Özellikle programatik reklamcılık gelişmeye başladı.
belli bir yol kat etti ve artık medya planlama değil de kitle planlama olayına dönüştüğünü görüyorum. Siz bu olayı nasıl yorumluyorsunuz? Sizin bakış açınız ne şekilde? Ya Görüşünüzü merak ediyorum. Ya tabii ki ya şöyle sonuçta bir klasik medya planlama evet bir noktaya kadar ihtiyaçları tamamlıyordu ki hani buna bir alternatif teknoloji ya da third party kullanabileceğiniz tool'lar da bu kadar güncel ve ulaşılabilir değildi açıkçası. Tabii ki klasik medya planlamada yine istediğiniz hedef kitleye ulaşabiliyorsunuz ama bu hedef kitleye sınırlı olarak ulaşabiliyorsunuz ve o envanterdeki, mecradaki sadece hedef kitleye ulaşabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, bugün Milliyet'te bir banner yayını çıktığınızda ve hedef kitlenizi Milliyet'e finansla ilgilenen 25-35 erkekler dediğinizde sadece Milliyet'teki bu hedef kitleye ulaşabilmeniz mümkün. Evet, ulaşabiliyorsunuz ama sınırlı olarak ulaşabiliyorsunuz. Ve programatikte sonuçta altında çok farklı supply teknolojileri olduğundan dolayı bu sefer Milliyet'te değil yani site üzerinden yani medya odaklı bir satın alma değil audience odaklı satın alma üzerinden hedef kitlenize aslında ulaşıyorsunuz. Bu da ne oluyor? Milliyet'te çıkmak yerine on binlerce sitede çıkıyorsunuz. Nerede çıktığınızın sizin için bir önemi yok. Önemli olan o hedef kitleye ulaşabildiniz mi, ulaşamadınız mı? Aslında yani özetlemek gerekirse klasik medya planlamaya medya sentrik, programatik planlamaya da audience sentrik diyebiliriz ki sonunda en net cevabı bu olur diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Peki GroupM sizin olsaydı yani şirket sahibi siz olsaydınız GroupM bünyesinde çalışacak kişilerin ne nitelikte olmasını isterdiniz? Özellikle programatik reklamcılık ya da işte sizin bahsettiğiniz performans marketing yapacak kişilerin ya da dijital marketingle ilgilenecek kişilerin hangi nitelikleri barındırması gerekiyor? Çünkü bizler yeni mezun kişileriz ve çoğumuz da bu alanda çalışmak isteyen ve kariyerini geliştirmek isteyen insanlarız. Bize biraz bu konuda bilgi verirseniz çok iyi olacak. Tabii ki ya şöyle ki hani programatik olsun, performans olsun, normal medya planlama olsun ne olduğu hiç önemli değil. Birinci sırada kesinlikle İngilizce, dil çok önemli. Artık hani İngilizce'de bir noktaya kadar bundan sonrası için yetecek gibi hani uzun vadede bunun yanına farklı dillerin eklenmesi gerekiyor. Ama genelde bizim baktığımız ilk kriterlerden biri kesinlikle İngilizce oluyor. Kendi yaptığımız iş açısından değerlendirecek olabilirsem bugün Google'ın programatik platformundan bir yayın çıktığınızda ve o yayında bir sorunla karşılaştığınızda support'la birebir görüşmeniz gerekiyor. Ve bu supportların hepsi yabancı. Hani kimi, hepsi farklı ülkelerde ama sonuçta karşınızdaki kişiyle İngilizce iletişim kurmak zorundasınız. Burada önemli olan derdinizi anlatabiliyor musunuz? Ve karşındakini anlayabiliyor musunuz? Hani bu sadece tabii ki Türkçe konuşmanız gibi bir beklentimiz yok. Ama günün sonunda İngilizcenizle o işi sonuna kadar götürüp çözümlemeniz gerekiyor. Çünkü kullanılan arayüzlerin de hepsi İngilizce. Türkçe seçeneği yok. Hani Facebook'un var ama bazı Google platformlarının yok ya da farklı programatik satın alma için kullanılan teknolojilerin Türkçeleri yok. Sadece İngilizce. Bundan dolayı İngilizce hakimiyeti gerçekten önemli. İkincisi, neden bu sektörde yer almak istiyorsunuz? Bizim için kritik olan ikinci cevap bu. Hani duyduğum eğlenceli, yani karşılaştığımız şeylerden biraz örnek vermek istiyorum. Daha somut olması için herkese. Ya eğlenceli bir sektör diyenler oldu, bu yüzden burada olmak istiyorum diyenler oldu. Pazarlamaya ilgim var diyenler oldu. Ama mesela bu noktada da pazarlama ve dijital pazarlama çok farklı alanlar. Yine bunun hangi noktasında olmak istediğimizde önemli. Ben analitik bir insanım, rakamlarla uğraşmayı seviyorum. Bu yüzden de bu işi yapmak istiyorum diyenler oldu. Aslında buradaki kritik cevap bizim için üçüncüsü diyebilirim. Dediğim gibi çünkü işimiz tamamen rakamlar, sürekli rakamlarla uğraşıyoruz. Ve günün sonunda Excel'lerle ve rakamlarla uğraşmayı sevmiyorsanız bu işe başladıktan 6 ay sonra muhtemelen ayrılmak isteyeceksinizdir. Yani süreç içerisinde tabii ki sevebilirsiniz. Eğlenceli gelebilir. Yani iş olarak da size eğlenceli gelmeye başlayabilir.
Ama 6 ay sonra dediğim gibi kafanızda farklı düşünceler ya da dijital pazarlamanın farklı alanlarını denemek isteyebilirsiniz. Peki, çok teşekkürler. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Sanırım yok, ben devam edeceğim. Çalıştığınız şirkette Haluk Bey'e de sormuştum, iş arkadaşınız. Geçenlerde IBT projeye katılmıştı. Sizden de merak ediyorum nasıl, sizin görüşünüzü merak ediyorum. Grup M'deki insan ilişkileri nasıl? İşte üst düzeyde çalışanların daha alt düzeyde çalışan insanlarla olan muhabbetleri nasıl? Alt üst ilişkileriniz oluyor mu kısacası yani? Şöyle hani diğer yani kendi çalıştığım ajanslar hakkında yorum yapabilirim. Ama GroupM'de bu as üst ilişkisi gerçekten çok sıcak. Yani bugün İMEA CEO'muz Demet Hanım GroupM'e yeni başlayan kişilerle belli süreler içerisinde lunch and learn dediğimiz yemekler düzenliyor. Yani 15 kişi bir arada Demet Hanım'la yemek yiyebiliyorsunuz ki hani kendisinin bir dakikasını bile bulabilmeniz mümkün değil. Çünkü sadece GroupM Türkiye CEO'su değil, tüm İMEA CEO'su. Keza diğer yöneticilerimiz GroupM CEO'su Bülent Bey, ajans CEO'larımız Neslihan Hanım, Serdar Bey. Her zaman kendilerine ulaşabilirsiniz, oturup kahve içebilirsiniz. Bir sorununuz varsa anlatabilirsiniz. Hani tabiri caizse o ego dediğimiz yani üst olmanın vermiş olduğu egoyu açıkçası kendi yöneticilerimizde ben nacizane kendim olarak görmedim. Bilmiyorum Haluk nasıl bir cevap verdi ama çok farklı bir cevap verdiğini onun da düşünmüyorum. Yani koridorda dahi görseniz vakti varsa emin olun ki o vakti sizin için hepsi ayırırlar. Teşekkürler. Daha öncesinde sizinle beraber bir iş mülakatına girmiştim. Haluk Bey'le siz katılmıştınız. Orada da ben zaten bu sıcaklığı hissetmiştim. Ama yine de bilmeyen arkadaşlarıma da GroupM'in ya da işte Sayın Bey'in iş etiği nasıl, iş ilişkileri nasıl, o yüzden aktarmam gerekiyor. Dolayısıyla bu yüzden sormuş soruyu. Devam ediyorum arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Bu arada sizin de bize sorunuz varsa sorabilirsiniz çekinmeden. Tabii ki. Akışı bu şekilde ilerlemek zorunda değil. Tabii Tamamdır. ki. Ben diğer sorumla devam edeceğim o zaman. Biraz da hayatsal bir soru sorayım size. Yani bu iş yoğunluğu, temposu, işte memur kafası vardır ya böyle sabah 9 akşam 5, böyle bir iş mi bu? Yoksa eve gittiğiniz zaman böyle saat 11'lere 12'lere kadar da bu işte uğraşıyor musunuz? Ya da ajansta kalıp uğraştığınız dönemler oluyor mu? Bu dönemlerin sıklığı ne kadar? Ya açıkçası çok değişken. Yani bizim sektörün yani korona dönemi olmadığını varsayarak söylüyorum. Yaz ayları sakin dönebilir. Yani Haziran'dan yani Haziran sonu Temmuz başı Eylül başına kadar daha sakin geçer diğer aylara göre. Eylül ayından Ocak ayına kadar çok hareketlidir. Şubat başı tekrar hareketlenir. Ocak ayı biraz sakin çünkü markaların yeni yıl planlamaları, yeni yıl stratejileri her zaman önceden bitmiyor. Hani Ocak ayına, Şubat ayına kadar sarkabiliyor. O yüzden Ocak, Şubat bir tık daha soft geçer. Fakat Şubat, Haziran arası tekrar bu süreç hızlanır. Tabii ki korona bunu biraz değiştirdi çünkü hareketli olması gereken dönemde sektör yavaşladı. Şu an tekrar hareketlenmeye başladı. Hani tabiri caizse devlet memuru gibi değiliz. Evet hani bir çalışma saatimiz var. 9-6 ama esnek çalışma saatlerimiz de var. Sonuçta 9'da ofiste olamayabilirsiniz. Çünkü İstanbul'da yaşıyoruz. Yolda kalabilirsiniz, trafik olabilir. Otobüsünüzü kaçırabilirsiniz, metroyu kaçırabilirsiniz, her şey olabilir. Tabii ki burada belli bir süreye kadar esneklik mevcut. İşimiz yoksa 6'da çıkıyoruz ama 6'dan sonra da talepler gelebiliyor. Bu taleplerin aciliyetine göre gerekirse evde mesai yapmaya devam edebiliyoruz. Ya da hala ofisteysek çıkmadıysak 5'te 5.30'da çok acil bir iş geldiyse ve o işi o gün tamamlamamız gerekiyorsa kaçta hani çıkarsak o zamana kadar yapıyoruz ki ben yıllık stratejilerde 2 gün ofiste yattığımı dahi biliyorum, öyle söyleyeyim. Ama 2 ay boyunca 6'da çıktığımı da biliyorum. Bu tamamen
dönemsel olarak değişiyor. Dediğim gibi hani Aralık, Ocak gibi mesailer daha çok olur. İşler hızlandığında belli bir oranda mesainiz olur. Bu belli bir oranda, dediğim 6'da çıkmanız gerekiyorsa belki 8'de çıkmışsınızdır, 8.30'da çıkmışsınızdır ya da zaten gün içerisinde işinizi hallediyorsunuzdur. Akşam gelen talep de acil bir şey değilse yarın geri dönüş sağlayabiliyoruz. Böyle bir esnekliğimiz de mevcut. Yani o yüzden çok statik değil, dinamik bir aslında yaşantımız var. Tabii ki bu özel yaşantıya da bir nebze etki edebiliyor. Çünkü akşam bir program yapıyorsunuz ama çok acil bir istek, talep geldiğinde o programı iptal etme şansınız, o programı iptal etmeniz gerekebiliyor ya da sonuna doğru katılma durumunuzla olabiliyor. Hani dediğim gibi, o yüzden dinamik bir çalışma yapımız mevcut. Bu sadece bizim için değil, tüm ajanslar için, yani sektör için aslında geçerli bir durum diyebilirim. Yani ajanslı değil, mecrada da olsanız, biz de bazen mecralardan akşam 6'dan sonra taleplerimiz oluyor ve acil talepler oluyor. Biz de onlardan 6'dan sonra dahi olsa geri dönüş yapmalarını bekliyoruz. Peki, çok teşekkürler. Bildiğim kadarıyla hala evden çalışıyorsunuz full time olarak. Pek çok ajans da bunu yapıyor zaten. Birkaç ayda böyle devam edecek galiba. Pandemi sürecinde evde çalışırken nasıl zorluklarla karşılaştınız? Ya da evde çalışmak bu iş için yeterli bir durum mu? Yoksa bir ofise ihtiyacınız oluyor mu gerçekten? Sondan başlayayım. Yani herkes gördü ki bu işi yapmak için ofise ihtiyaç yok. İnternet bağlantınızın ve ulaşılabilir olmanız tamamen yeterli. Mart'ın biz ikinci haftasından beri evden çalışıyoruz ki görünen Eylül'e, Kasım'a, belki 2020 sonuna kadar evden çalışmaya devam edeceğiz. Öyle bir süreçteyiz. Çünkü işlerimiz yürüyor, aksamıyor. Hani bu da göründü. Baştan tabii ki herkes için zordu çünkü alışılmış olan bir süreç var. Sonuçta ben 10 senedir her sabah kalkıp işe gidiyorum ve akşam geliyorum. Bir düzen var kendimden yola çıkacağım. Yola çıkarak örneklendirecek olursam. Bu düzeniniz bozuluyor. Alışması zor oluyor. Bir yönetici olarak altınızdaki ekibin fiziksel olarak karşınızda olmaması, baştan işler nasıl yürüyor, yürümüyor gibi haklı olarak endişeleri de getiriyordu. Fakat zaman içerisinde tabii ki bunların hepsi ortadan kalktı. Belli bir düzen oturttuk, belli bir sistematik sistem oturttuk ve bu sistem doğrultusunda da ekiple beraber işlerin aksamadığını da görmüş olduk ki hani bu da içimizi rahatlatan bir durum oldu. Çünkü insanlar sadece evde çalışıyor olmanın vermiş olduğu psikolojiyle bile mental anlamda zorluklar yaşadılar. Çünkü kolay bir süreç değildi. Tamamen evdesiniz ve sürekli iş yapıyorsunuz. Ofiste olduğunuzda belki farklı bir kahve molası oluyor ya da biriyle sohbet edebiliyorsunuz. Ama evde olduğunuzda hani bir gün, iki gün belki okey ama bu süreç devam ettiği sürece her gün evdesiniz. Hani kimi tek yaşıyor, kimi ailesiyle yaşıyor. Yani televizyonla mı artık konuşmaya başlarsınız, çiçekle mi konuşmaya başlarsınız? Onunla ilgili bir tweet görmüştüm. Yani siz çiçekle değil, çiçek sizle konuşmaya başlarsa problem Evet. problem olur diye. Ama hani öyle bir süreç çok şükür hiç kimse için olmadı. Ama ya kolay da bir geçiş süreci olmadığını söyleyebilirim. Peki, çok teşekkürler. Arkadaşlar, sorusu olan var mı? Okey, ben devam edeceğim. Çalıştığınız şirkette Grup M içerisinde olan Zaks şirketinin yönetici pozisyonundasınız. Yanlış bilmiyorsam. Yani sen düzeltin. Şöyle, aslında grubum içerisindeki ayrı bir şirket değil, bir programatik ekibi yöneten ekibin adı sadece, programatik işleri yapan ekibin adı sadece Zaksis, ayrı bir şirket değil. Yani grupem olarak aslında çalışıyoruz. Tamamdır. Çalıştığınız markalar hakkında biraz bize bilgi verebilir misiniz? Eğer çok özel değilse, yani çok derine girmenize gerek yok. Sizden nasıl bir talepte bulunuyorlar ya da işte Türkiye'de vardır ya böyle aile şirketlerini yöneten markalar, işte ajansları çok yorarlar. Bu tarz
markalarla karşılaşıyor musunuz bu sektörde? Oluyor mu? Ya tabii ki oluyor. Birkaç örnek düşünüyorum. Yani patron şirketi kafası Türkiye'de bu arada hala var. Siz ne yaparsanız yapın, ne analiz sunarsanız sunun, günün sonunda o kişi sadece cebine girecek olan paraya bakıyor. Yani ben ne Evet. harcadım, benim cebime ne kadar para girdi? Eğer harcadığının 3,5 katı cebine geri koyabildiyseniz başarılısınız. Koymadıysanız başarısınız, başarısızsınız ve bunu anlatmanız çok zor ve bu yapıda olan marka da çok. Çünkü belli bir sistem yok. Tamamen patron ne derse o olur şeklinde ilerleyen. Ama yani çok farklı şeylerin konuşulduğu, yani data stratejilerinin konuşulduğu, marka stratejilerinin konuşulduğu markalarımız da mevcut. Yani çünkü bugün çalıştığımız markalara baktığımızda herhalde Türkiye pazarının %60-65'i ile çalışıyoruzdur diye düşünüyorum. Hani bunun içinde otomotivden tutun, telekoma, FMCG'ye, retail'a kadar giden çok farklı dikeyde markalarımız mevcut. Yani çok advanced seviyede iletişim konuştuğunuz, çok pardon. Çok advanced seviyede iletişim konuştuğunuz markalardan da çok değişik talepler gelebiliyor. Çünkü bu noktada da onlar da çok farklı düşünmeye başlıyor. Örnek verecek olursak gelen bir brief'te şunu bizden istediler. Evrak saklama ihtiyacı olan kişileri hedeflemek istiyoruz. Şimdi öncelikle hani bizim dijital pazarlamacılar olarak kimin evrak saklama Evet. ihtiyacı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ama mesela bu sorunun cevabı markada da yok. Şimdi bu sefer hayal gücünüzü kullanmanız gerekiyor. Kim evrak saklar? Muhasebeci saklar, avukat saklar, insan kaynakları saklar. Profesör, doçentseniz siz saklayabilirsiniz. İşte medya sektörünün kanal iletişim kısmındaysanız bir arşiv ihtiyacınız varsa siz saklayabilirsiniz. Öğrencilerin ihtiyacı olabilir, tamam, belki hard copy olarak değil ama soft copy olarak belki öğrencilerin arşiv ihtiyacı olabilir. Ders notuydu vesaireydi gibisinden. Önce mesela bu tanımları yapmamız gerekiyor kendi içimizde. Bu tanımları yaptıktan sonra markaya diyoruz ki biz böyle bir hedef kitle düşündük, uygun mudur? Onlar uygunluğunu verdikten sonra bu tanımladığımız hedef kitlelere neleri hedeflere ulaşabiliriz? Yani bir muhasebeci karakteri var karşımızda. Ben bu muhasebeciye nasıl ulaşabilirim? Nereden ulaşabilirim? Bu sefer bunun stratejisini çalışmamız gerekiyor. Yani hem advanced konuştuğunuz ya da tabir caizse patron şirketi dediğimiz markalarla çalışmanızın birbirine aslında benzer zorlukları var. Çünkü birinde ikna etmeye çalışıyorsunuz ama birinde hani karşınıza bambaşka şeyler de gelebiliyor. Hani iş çok uç noktalara kadar gidebiliyor. Günün sonunda mesela şöyle örnekler de olabiliyor. GDPR gereği ve kanunlar gereği -16 yaş, yani 16 yaştan küçük kişilerin herhangi bir şekilde datası tutulmuyor. Yasak. Hedefleyemezsiniz ve zaten hedefleyebileceğiniz segmentler, ilgili kategoriler kullandığımız teknolojiler altında da yer almıyor. Çünkü bunların çok büyük cezai yaptırımları var ve hani kabaca bir tabirle yasak. Şimdi diyorlar ki biz gitmek istiyoruz. Benim hedefim işte ortaokula giden kişiler. Ya ulaşamayız diye anlatmaya çalışıyorsunuz. Avukatlardan yazıları alıp vermeniz gerekiyor. Bakın ulaşamazsınız. Bunların datası toplanmıyor. Farklı partilerden bu söylediğinizi ispatlamanız gereken talepler de olabiliyor. Yani bilmiyorum, bunlar şu an sadece aklıma gelenler. Yani düşündükçe çok farklı şeyler muhakkak gelecektir. Çünkü çok değişik taleplerle karşılaşabiliyoruz gerçekten. Çok teşekkürler. Gayet de açık oldu özellikle son verdiğiniz örnekle. Yani sorduğum soruyu da ben iyi anladım. Arkadaşlar sorusu olan var mı? Herhangi bir sorusu olan yok. Devam edeceğim. Dijital reklamcılıkta, programatik reklamcılıkta ya da işte dijital pazarlama dünyasında kendisini geliştirmek isteyen, hala okuyan ya da
yeni mezun olduysa biraz geç kalmış olabilir ama hala geç değil benim için. Kendisini geliştirmek isteyen insanlar neler yapmalı? Yani elinin altında bir bilgisayar var. Bu bilgisayarda işte internet var. İnternete tıklayıp hangi kursa gitsin? Bu kurslar neredeler? Siz bildiğim kadarıyla da şirket içerisinde ya da bazı yerlere işte dönem dönem belli seminerler veren birisiniz. Yanlış bilmiyorsam. Biz bu kaynağı nereden bulabiliriz yani? Ya şöyle yine belki aynı şeyi söyleyeceğim. Öncelikle İngilizce eksiği varsa bunun kesinlikle tamamlanması. Artık çok temel web uygulamaları da var. Direkt İngilizce bir kişiyle 5 dakikalık, 15 dakikalık internet üzerinden konuşmalar yaparak pratik yapabiliyorsunuz. Bunun dışında yine sadece programatik olarak değil, dijital pazarlama ile ilgili aslında sınırsız kaynak var. Belki neyin nasıl aratıcılığıyla aranması gerektiğiyle ilgili yönlendirme olabilir. Öncelikle Google'ın kendi içerisinde çok fazla kaynağı var. Google Skills Shop diye Google'ın hem AdWords eğitimlerini hem programatik eğitimlerini verdiği, aynı zamanda da diğer kendi sunduğu third party tool'ları eğitimlerini verdiği ve sertifikalarını alabildiğiniz programları mevcut. Facebook'un bu böyle yani Facebook'un da bir sertifikası programı var ama herkese açık değil. Hani bir ajans çalışanı olmanız gerekiyor ama Google'ınkine yani Google Skills Shop'a şu an herkes girip orada Google'ın tool'larıyla ilgili eğitimlere katılıp sertifikalarına girip sertifikalarını alabilir. Google hani global çapta olduğu için bu eğitimleri Türkçe seçeneği de mevcut. Sadece İngilizcesi yok. Onun dışında yine YouTube'da sınırsız kaynak var. İzleyebileceğiniz videolar yani bir nasıl programatik yayın çıkılır diye İngilizce arattığınızda karşınıza sınırsız videolar çıkıyor. Onları bulabilirsiniz. Türkçe kaynak açıkçası çok fazla yok. O yüzden öncelikli olarak dediğim gibi İngilizce önemli ve İngilizce olarak aramaları yaparsanız istediğiniz her şeye ulaşabilirsiniz. Yani online eğitimler var, ücretsiz eğitimler var, ücretli eğitimler var, ücretli offline olarak da eğitimler var. Yani online'dan başvurusunu yapıyorsunuz, fiziksel olarak eğitime gidiyorsunuz. Bu Berk Kuşaksız'ın verdiği eğitimler gibi örnek olarak onu söyleyebilirim. Ama ne kadar İngilizce olarak araştırırsanız o kadar çok sınırsız kaynağa erişip o kadar çok farklı şey öğrenebilirsiniz. Peki, çok teşekkürler. Grupem olarak herhangi bir stajyer süreciniz, döneminiz oluyor mu? Yani staj başvurularını değerlendiriyor musunuz? Böyle bir ihtiyacınız oluyor mu şirket olarak? Bunu merak ediyorum. Dönem dönem oluyor. Yani grup olarak belli bir hani dönemsel olarak stajyer limiti oluyor. Ekip ihtiyaçlarına göre bu limitler doğrultusunda staj alımları yapılıyor. Hani bu stajlar hatta sadece hani kısa dönemli olarak değil, uzun dönemli de yapabiliyorsunuz. Yani ben bizim ekipte değil ama başka bir ekipte gelip iki farklı dönemde gelip 4'er ay, toplamda 8 ay staj yapmış kişiler oldu. Ya da kısa dönemli gelip sadece 4 haftada yapanlar oldu. Bu tamamen o dönemdeki ihtiyaçla alakalı olarak değişiyor diyebilirim. Peki, çok teşekkürler. Arkadaşlar, sorusu olanlar mı? Bugün çok sessiz herkes, o yüzden ben devam edeceğim. Hayatsal bir soru gelecek tekrardan. Bu benim kupon sorum, herkese soruyorum, size soracağım. Emekli olduğunuz zaman böyle bir Ege sahilinde, bir kasabada, böyle bir sahil kenarında bir yaşam planınız var mı? Yani bu iş sizi o kadar sıkacak ki işte, abi yeter ben 50 yaşında istifa edeceğim ve böyle bir yaşam istiyorum gibi bir düşünceniz var mı? Valla şu an için yok hani açıkçası ya yaş olarak sizlerle aramda da çok bir fark yok ama 33 yaşındayım hani 50'ye de çok bir şey kalmadı diyebiliriz ama ya ben şu an için bu dinamizmi seviyorum, içinde olmak mutlu ediyor. Hani ben artık yoruldum ya da 50'mde yorulurum, gideyim işte Ege'de bir kasabaya yerleşeyim ya da bir coffee shop açayım gibi bir düşüncem en azından şimdilik yok.
Hatta bu uzak evden çalışma olayı devam ederse, hani Ege'ye gidip oradan çalışmaya da devam edebiliriz. Belki öyle bir opsiyon da olabilir ama hani ofise döndüğümüz o normal klasik iş yaşantısından bahsedecek olursak şu an için öyle bir düşüncem yok çünkü bu dinamizmi ben seviyorum. Peki, çok teşekkürler. Tekrardan hayatsal sorulardan devam edeceğim ben size. Yani Türkiye'de bu işi yapıyorsunuz. İşte Grupam çatısı altında bildiğim kadarıyla da yurt dışında iş imkanı çok kolay olmasa da bir şekilde diğer şirketlere göre daha kolay sunabilen bir firma. Bunları değerlendirdiğiniz oldu mu ya da değerlendirmeyi düşünüyor musunuz? Yurt dışına çalışmayı. Ya şöyle tabii ki yurt dışı imkanları bizde var ki bu geçen 3-4 sene içerisinde de benim arkadaşlarımdan duyduğum giden kişiler olmuş yurt dışına. Aynı zamanda bizim Zaksis ekibi olarak yani Zaksis'in globalde kendi bir mobility programı da var. Bu programı Erasmus gibi düşünebilirsiniz. Belli bir dönemliğine hangi ülkede ne pozisyon varsa bunun bir intranette listesi, pozisyon karşılıkları, tüm detayları var. Başvuru yapıyorsunuz ve olumlu olursa o ülkeye 6 aylık ya da bir senelik çalışmaya gidebiliyorsunuz. Tabii bunu yapabilmek için de öncelikle bazı koşulları tamamlamış olmanız gerekiyor. Örnek veriyorum, Grupem'de minimum 2,5 senedir çalışıyor olmanız gerekiyor. Bir İngilizce mülakata giriyorsunuz çünkü tamamen İngilizce iletişimde olmanız gerekecek. İngilizce mail yazacaksınız, İngilizce konuşacaksınız. Hani gibi gibi farklı farklı talepleri var. Bunları karşılıyorsanız, başvurunuz da olumlu sonuçlanırsa katılabiliyorsunuz, gidebiliyorsunuz. Benim öyle bir düşüncem, yani bilmiyorum, yani dönem dönem oldu, olmadı değil. Fakat şöyle bir durum var. Hani yurt dışına gittiğinizde kendinizi kabul ettirebilmeniz çok da kolay değil. Çünkü oradaki egolar da çok farklı ve insanların sadece sektör olarak değil, kültürel olarak Türkiye'ye ve Türk insanına biraz bakış açısı da bu konuda etken. Hani ben giden arkadaşlarımdan kendilerini kabul ettirmelerini, ki medya sektöründe hepsi aynı işi yapıyorlar. 2 sene kendilerini kabul ettirmeye çalıştılar. Çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını biliyorum. Dönmeyi, bavullarını topladıklarını biliyorum. Fakat o tamamen, nasıl diyeyim, eşik aşılana ya da kırılana kadar. O yüzden evet, herkesin hayalidir. Yurt dışına gideyim, çalışayım ama birebir yaşamadım. Gördüğüm kadarıyla da hiç kolay değil. Yani sizin kültürel olarak oraya alışmanızdan ziyade insan olarak sizin kabul görüyor olmanız karşınıza çıkan en büyük zorluk. Benim gidip gitmeme kararım, ben hani böyle bir şeyden değil. Hani evet, baktım, dönem dönem düşüncem oldu. Uygun pozisyon bulamadım. Görüştüğüm pozisyonlar oldu, olmadı. Ama ilerisi için tabii ki neden olmasın. Hatta gerekirse yani şu da olabilir, farklı pazar deneyimi yaşayabilmek için. İlla orada da çalışmamıza gerek yok. Dediğim gibi internet ve ulaşılabilir olmamız yeterli. Türkiye'den yurt dışına iş yapmak da neden olmasın? Peki, çok teşekkürler. Arkadaşlar, sorusu olan var mı? Son 4 dakikanın içerisine girdik. Sanırım yok. O zaman son soru ve kısa bir şekilde, soru da değil de görüşünüzü merak ediyorum. 3 dakikam Tabii var. ki. Oyun içi Hiç reklam, önemli oyun içi reklamcılık diye bir şey gelişiyor şu an. Ve bunun, değil. bilmiyorum duydunuz mu, programatik olarak da kullanılabileceği söyleniyor. Yani satın aldığımız PlayStation oyunlarının içerisindeki işte herhangi bir oyun içerisinde bir ekranda reklam çıkacak. Çok kısa vaktimiz var, o yüzden kısaca nasıl gelişir, nasıl olur? Heyecanlıyım bu konuda, o yüzden sormak istedim. Ya şöyle, ya bu konu bizim için de çok taze. Yani PlayStation kısmına da gelebilirim. Şöyle örnek vereyim. Football Manager oyununu belki biliyorsunuzdur, Evet. duymuşsunuzdur. Biz çok yakın zamanda Opel markamız için Football Manager oyununun içinde reklam verdik. Hatta oradaki reklam anlamları da şöyle. Oyunun maç simülasyonunda sahanın etrafında normal sahalarda olduğu gibi billboardlar var ve bu billboardlarda direkt olarak reklamlarınız çıkabiliyor.
Bu sadece bu işin bir parçası Football Manager ama Türkiye'de de ya da bizim için en azından hot topic bu konuda çok farklı vendorlar da var. Şu an PlayStation'da olmak üzere belli başlı oyunlara hani çok geniş bir oyun ağı yok. In-game native reklam olarak yayın girebiliyorsunuz. Markaların da buna çok fazla talebi var. Değişik bir pazar aslında oluşuyor. Biz biraz da Türkleri olarak şeyi seviyoruz ama yeni ilk bir reklam modeli çıktığında hemen kullanalım, biz de orada olsun, show off Evet. yapalım kısmını. Ama şöyle de bir yanı var. Sonuçta tamamen hani seçtiğiniz oyunlara göre bir kere brand safety bir kullanım yapmış oluyorsunuz. Yani girdiğiniz yerde marka ekibinize zarar verecek bir şey olmadığını biliyorsunuz. Yaptığınız kullanımda KPI değerlendirmeniz ne olacak? Bu önemli. Hani reklamın görünmesi mi, görünmemesi mi? Yani biz şöyle bir analiz yaptık Opel için. Opel'in Son 1,5 sonuçta dakikamız. tabii ki Vereyim. hızlanıyorum. Opel'in display yayınlarıyla native yayınının in-game native yayınının viewability second olarak bir kıyaslamasını yaptık ve %65 daha fazla süresel olarak kullanıcıların maruz kaldığını gördük. Yani böyle de bir örnek verebilirim. Düşündüğüm gibi aslında düşündüğümü sizden aldım cevabını. Çok teşekkürler. Arkadaşlar yayınımızın sonuna geliyoruz. Sayın Bey katıldığınız, tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız ve sorularınızı cevapladığınız için çok teşekkür ederim. İlerleyen Ben zamanlarda teşekkür tekrardan ederim. IoT Project olarak sizi burada görmeyi çok isteriz. Tabii ki. Kendinize çok iyi bakın. Ağzınıza sağlık. Arkadaşlar size de çok teşekkür ederim katıldığınız için. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben de herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. İyi günler. İyi günler.